Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzaktan eğitimle sizinle bir dönem boyunca işlediğimiz tüm konuların genel bir özetini yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle koca ünite içeriğimize gelin hep birlikte göz atalım. Biz ilk dersimizde insan ve doğa coğrafya, etkileşimi, bölümleri, muhteşem dörtlü coğrafyanın ilkelerinden bahsettik. Daha sonraki dersimizde dünyanın şekli, şeklin ne gibi sonuçları var hareketleri kısmından bahsettik. Daha sonra yer ve zaman, paralel, meridyen, enlem, boylam kavramlarından daha sonra Türkiye'nin coğrafi konumu. Yani burada mutlak ve göreceli konum ifadelerini kullandık ve en sonunda da harita okuryazarlığı yazarlığı diyerek bu dönemki dersimize noktayı koyduk. Bugün Hepsini şöyle genel bir tekrar yapacağız arkadaşlar. Hemen birinci A bölümümüz coğrafya bilimi insan ve doğa. Bu bölümde ne göreceğiz? İnsan doğa ve coğrafya muhteşem dörtlü coğrafyanın bölümleri ve coğrafyanın ilkelerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle doğal unsur ve beşeri unsurla dersimize başlayalım. Eğer ki bir oluşumda insanın etkisi yok ise arkadaşlarım bu oluşumları biz doğal unsur deriz. Örnek vermemiz gerekirse mesela peri bacaları. Neyin etkileşimi sonucunda oluşmuştur? Bazalt ve hemen şuraya L'yi de koyalım. Bazalt ve tüflerin birikmesi yani volkanizma sonucunda meydana gelmiştir diyebiliriz. Çentik vadi, dağlar, plato ya da diğer vadi tipleri arkadaşlarım doğal unsur olarak karşımıza çıkar. Eğer ki oluşumunda insan etkisi var ise kesinlikle bunlarda. da beşeri unsurdur diyebiliriz. Mesela Ankara Kalesi, Avrasya Tüneli, Orgi yani Ordu Giresun Havalimanı arkadaşlarım beşeri unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada şunu unutmayalım. Geçmiş dönemden günümüze kadar insan ve doğa sürekli olarak etkileşimi halinde olmuştur. Ve insanın bazı durumlarda doğayı etkilediği ya da doğanın bazı durumlarda insanı etkilediği alanlar, zamanlar meydana gelmiştir diyebiliriz. Nasıl? Fosil yakıtların kullanımı sonucunda karbon gazının atmosferde artmasıyla birlikte küresel ısınma ...sonucunda buzullar erimiştir ve bu insanın doğaya etkisidir diyebiliriz. Sanayi faaliyetleri biraz önceki ifadede kullanmış olduğumuz durumlardır. Ulaşımın çok zor olduğu alanlarda kanal ve köprü yapımı ulaşımı rahatlatmak için... ...insanın doğa üzerindeki etkisidir. Denizlerin doldurulması ki burada en önemli ülkenin neresi olduğunu bileceğiz. Hollanda olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Atıklar ve çevre kirlilikleri, aşırı otlatma sonucu otlakların verimsizleşmesi... ...ya da ortadan kaybolması, tarımsal faaliyetler insanın doğa üzerindeki etkilerini örnektir tarımsal faaliyetlerde mesela çöl ikliminin bulunduğu alanlarda bile gelişmiş tarımsal yöntemler sayesinde tarım yapılabilmektedir sevgili arkadaşlar. Doğanın insana etkisine geldiğimizde doğa bizim beslenmemizi etkilemekte, barınmayı etkilemekte, giyinmeyi etkilemekte aynı şekilde sevgili arkadaşlarım tarımsal faaliyetlerimizi, turizm faaliyetlerimizi, sanayi faaliyetlerimizi ve ulaşım faaliyetlerimizi etkilemektedir diyebiliriz. Şimdi dört doğal ortam dedik. Bunlar litosfer, hidrosfer, atmosfer ve biosferdir sevgili arkadaşlar. Litosfer, litosfere. Sifere dediğimiz küre, lito dediğimiz kısım taş. Yani burası taş küredir. Dünyanın kabuklaşmış katılaşmış dış yüzeydir sevgili arkadaşlarım. Ki biz burada yerin iç yapısı hakkındaki ifadelerde litosferi siyal ve sima olarak bir sonraki yıl ikiye ayıracağız sevgili arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Hidrosfere geldiğimizde ise hidrosfer su küredir sevgili arkadaşlarım. Hidrosu sifere küre anlamına gelecektir. Litosfer üzerinde bulunan yerüstü suları ile yer altı sularının oluşturduğu bütünlük ortamdır diyebiliriz. Atmosfer hava küredir arkadaşlarım. Dünyayı çepeçevre saran gaz tabakasıdır. Bununla birlikte biosfer ise canlılar küresidir. Yani atmosfer sevgili arkadaşlarım litosfer ve hidrosferde yaşayan canlılardan oluşur. O yüzden unutmayalım. Biyosferin hem atmosferle hem hidrosferle hem de litosferle etkileşim halinde olduğunu bileceğiz. Şimdi geldik bir bilim olarak coğrafya arkadaşlarım. Hemen coğrafyanın tanımını yapmam lazım. Doğa ve insan arasındaki etkileşimi karşılıklı olarak inceleyen ve bunu açıklayan bilim dalına biz coğrafya deriz. Ve burada sevgili arkadaşlarım bu kavramı ilk kez milattan önce 3. yüzyılda Eratosthenes tarafından kullanıldığında ifade edebiliriz. Sözcük eski Yunanca'da geo yani yer anlamına gelir grafi ise arkadaşlarım tasvir yani yerin tasviri olarak ifade edilmiştir. Biz tanım ifadesinde arkadaşlarım coğrafyanın 3 tane ilkesinin olduğunu bileceğiz. Bunlardan birincisi sevgili arkadaşlarım neden sonuç ilişkisidir. Neden sonuç ilişkisinde bir coğrafi olayın neden meydana geldiği ifade edilir. Nasıl? Batman'da petrol çıkması 3. jeolojik zaman arazisi üstünde olmasıyla ilgilidir. Bir coğrafi olgunun nedenini belirtiyor. Karşılıklı ilgi ise arkadaşlarım iki coğrafi olay arasında bir bağlantı kurmaktır. Mesela petrol çıkarılan alanlarda plastik sanayisinin gelişmesi petrol ile sanayi, plastik sanayisi arasında ilişki olduğunu gösterir. Dağılış ilkesi ise bir coğrafi olayın nerede yer aldığıdır. Burada özellikle neyi hatırlayacaktık? Bölüm, bölge, yöre, kıta alan isimlerini kesinlikle vermesi lazım. Nasıl? Petrol, Batman ve çevresinden çıkarılır diyorsa konum verdi. Bu da dağılış ilkesidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Coğrafiyi biz fiziki, beşeri, ekonomik ve bölgesel coğrafya olmak üzere 3 alt başlık altında inceleyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Burada özellikle fiziki coğrafya dediğimiz kısım doğa olayları yani doğa kısmıdır. İnsanın etkisinin bulunmadığı kısımdır diyebiliriz arkadaşlarım. Beşeri ve ekonomik coğrafya kısmına geldiğimizde ise daha çok insan etkilidir diyebiliriz arkadaşlar. Mesela jeomorfoloji yer şekli bilimi sevgili arkadaşlarım. Klimatoloji iklim bilimi, hidrografya sular coğrafyası, biyo coğrafya canlılar coğrafyası, toprak coğrafyası, doğal afetler coğrafyası ve kartografya ki harita bilimi anlamına gelecek. Mesela jeomorfolojiye jeoloji, litoloji bunlar yardımcı bilim dallarıdır. Klimatolojiye meteoroloji yardımcı bilim dalıdır. Hidrografyaya oşenografya arkadaşlarım. Bununla birlikte limnoloji daha açıklamamız gerekirse potamoloji arkadaşlarım. Hidrografya dedik. Biyo coğrafya ise zooloji, botanik, tıp arkadaşlar. Toprak coğrafyasını ise pedoloji yardımcı bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Nüfus coğrafyasında demografiyi bilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlarım ki beşeri ekonomik coğrafya içerisindedir. Kültürel coğrafya, tarihi, sanayi, enerji, turizm, sağlık, ticaret, ulaşım, tarım, siyasi yerleşme, tarım coğrafyası kısmında da hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ifadelerinin de dahil olduğunu bileceğiz. Bölgesel coğrafyada bölgeler, ülkeler, kıtalar, coğrafisi olmak üzere parçalayacağız. Şöyle bir Fiziki coğrafyayı parçaladığımızda biraz önce söyledik ki, jeomorfoloji yer şekli bilimi, jeoloji, jeofizik, litoloji ve pedoloji toprak bilimidir biraz önce açmıştık. Hidrografya sular coğrafyasıydı. Hidroloji, potamoloji, limnoloji, oşinografya ve hidrojeoloji sevgili arkadaşlarım. Klimatolojiye geldiğimizde meteoroloji ve fizik diyeceğiz. Biyocoğrafyaya geldiğimizde ise biyoloji, botanik, zooloji ve tıp olarak karşımıza çıkar. Kartografya ise arkadaşlarım harita bilimidir. Matematik, astronomi ve jeodezi yararlandığı bilim dallarıdır diyebiliriz. Şimdi geldik coğrafyanın önemi, gelişim ve tarihsel seyri. İlk çağda coğrafya baktığımızda coğrafyada Yunan medeniyetinin etkisinin çok önemli olduğunu biliriz. Burada Thales, Hekaitos, Platon, Erostos, Strabon, Batlamyus gibi önemli bilim insanları bu dönemde coğrafyaya çok ciddi anlamda katkılar sağlamıştır diyebiliriz. Orta çağda ise Avrupa'da kilisenin baskıcı tutumuna bağlı olarak coğrafyada İslam kültürünün etkisinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burada Biruni, Mesudu, Makdisi, İbn Sina, bununla birlikte Kaşgarlı, Mahmut öne ...çoktan coğrafyacılardır diyebiliriz. Yeni ve yakın çağda coğrafyaya geldiğimizde ise İspanyol, Portekiz ve İtalyanlar katkı sağlamıştır. Fiziki coğrafyada Alexander von Humboldt, beşeri coğrafyada ise Karl Ritter arkadaşlarım coğrafya sistem kazandırmıştır diyebiliriz. Yani Alexander von Humboldt arkadaşlarım fiziki coğrafya, Karl Ritter ise beşeri coğrafyanın kurucusudur diyebiliriz. Osmanlı'da coğrafyada ise Fatih Sultan Mehmet arkadaşlarım Batlamyus'un eserini tercüme ettirerek ilk coğrafya eseri hazırlatmıştır. Piri Reis'in kitabı Bahriyesi ve Dünya Haritası bu dönemdeki en önemli eserlerden bazılarıdır diyebiliriz. Evliya Çelebi'nin de Seyahatnamesi Katip Çelebi'nin Cihan Nüme adlı eseri önemlidir diyebiliriz. Türkiye'de ise 1900'lü yıllardan sonra Faik Sabri Duran, Hamit Sadi Selen, Ali Macit Arda, Reşat Sırrı Erinç, Hayati Doğanay arkadaşlarım coğrafyaya çok önemli katkılar sunmuş bilim insanlarıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci bölümümüz. Dünyanın şekli ve hareketleri. Burada dünyanın şekli ve sonuçlarından sonra hareketleri ve sonuçlarından bahsedeceğiz. Dünyanın şekli neydi? Geoid. Nedir geoidin tanımı? Kutup noktalarından basık, ekvatordan şişkin, kendine has şekline verdiğimiz isimdir. Peki geoid ifadesini nasıl kazanmıştır? Dünya kendi ekseni etrafında dönme sonucunda oluşan merkez kaç kuvvetinin etkisiyle kazanmıştır. Bize bir ifadede geoid şeklin sonucudur ve kanıtıdır ifadelerini verdiğinde kanıt olan dört tane durum var. Dört şey olarak kodlayacağız nedir bu? En büyük çember ekvatordur arkadaşlarım. 40.076 kilometre çevre uzunluğu vardır. Ekvator yarı çapı kutuplar yarı çapından daha büyük ya da uzundur diyebiliriz. 6.378 6.357 sevgili arkadaşlarım. Yarı çapı da aldık. Şöyle Ekvator çevresi kutuplar çevresinden uzundur. 40.076 40.009 arkadaşlarım. Yani bir meridyen yayını anti meridyen yayıyla tam daire yapan kısım 40.009 kilometre. Ekvator çevresi ise 40.076 kilometredir sevgili arkadaşlar ve yer çekimi kutuplara doğru gidildikçe artar diyeceğiz. Bunlar dünyanın geoid olduğunu kanıtlar. 4C ifadesi. Peki küresel durumlarda da meydana gelebilen bazı olaylar var. Bunlar dünyanın geoid olduğunu kanıtlamayacaktır. Ancak geoid şeklinde sonucudur diyeceğiz. Nasıl? Güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır arkadaşlar. Cisimlerin gölge boyları kutuplara doğru gidildikçe uzar. Sıcaklık değerleri kutuplara doğru gidildikçe azalır. Deniz ve okyanuslardaki buharlaşma miktarı kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bundan dolayı deniz ve okyanusların tuzluluk oranı kutuplara doğru gidildikçe azalır. Kalıcı kar alt sınırı, yerleşme üst sınırı ve orman üst sınırı kutuplara doğru gidildikçe alçalır diyebiliriz. Meridyenler arasındaki mesafe kutuplara doğru gidildikçe daralır. Paralellerin çevre uzunlukları kutuplara doğru gidildikçe kısalır. Bundan dolayı çizgisel hız kutuplara doğru gidildikçe azalır. Tan ve grup süreleri ise kutuplara doğru gidildikçe uzar arkadaşlarım. Ve kutup yıldızı dünya şeklinden dolayı sadece kuzey yarım kürede görülür. Ekvator yıl boyunca sıcaklık değerlerinin yüksek olduğu merkez olduğu için termik kökenli alçak basınç kutuplarda ise termik kökenli yüksek basınç yani soğumayla birlikte oluşmuş yüksek basınç vardır diyoruz sevgili arkadaşlarım. Geldik şimdi dünyanın hareketlerinden eksen hareketi yani günlük hareket ve sonuçları ki bizim ifadelerimizde eksen hareketini daha fazla kullandığımızı söyleyeceğiz. Dünya kendi ekseni etrafındaki bir tam turunu batıdan doğuya doğru olacak şekilde 24 saatte tamamlar. İşte biz bu harekete günlük hareket yani eksen hareket ederiz. Ama bunda Önce neyi bilmemiz lazım? Dünyanın batıdan doğuya doğru yapmış olduğu bu hareketin yönünün sonuçları nelerdir? Dediğimizde doğuda yerel saat ileri, batıda ise yerel saat geridir. Bununla birlikte doğu batı yönleri oluşur, gölge yönü batıdan doğuya doğru yer değiştirir, aydınlama çizgisi batıya doğru hareket eder, sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntıları kuzey yarımkürede sağ, güney yarımkürede ise sola doğru saparlar diyebiliriz. Peki eksen hareketinin sonuçları nelerdir dediğimizde buradaki anahtar ifademiz bir cümle verecek bize. Cümle içerisinde gün içinde kavramını kullanacak ve daha sonra cümleyi bitirecek sevgili arkadaşlar. Nasıl? Güneş ışınlarının geliş açısı gün içerisinde değişir. Bak gün içerisinde dedi. Gölge boyu gün içerisinde değişir. Sıcaklık gün içerisinde değişir. Günlük basınç farkları ve buna bağlı olarak meltem rüzgarları oluşur ve günlük sıcaklık farkları kayaçların mekanik yani fiziksel olarak parçalanmasını sağlar. Gece ve gündüz birbirini takip eder. Yerel saat farkları meydana gelir. Daimi dinamik basınç kuşakları oluşur. 30 derece enleminde dinamik kökenli yüksek basınç atma Derece enleminde ise dinamik kökenli alçak basınç kuşağı oluşur sevgili arkadaşlarım. Görselimizde zaten bir gün içerisinde güneşin hareket noktasında görebilmekteyiz. Ve dünyanın hareketi sonucunda iki hız meydana geliyor. Çizgisel hız dünyanın birim zamanda kat ettiği yoldur. Ve bu ekvatorda 1670 kilometredir. Kutuplara doğru gidildikçe bu hız azalır sevgili arkadaşlarım ve biz buna çizgisel hız deriz. Açısal hız ise dünyanın birim zamanda kat ettiği açısal değerdir. Ve dünya 4 dakikada sevgili arkadaşlarım bir derecelik açı kat eder ve her yerde sabittir diyeceğiz. Şimdi geldik yıllık hareket yani eksen eğikliği ve bu eğikliğin ne gibi sonuçlandığını var. Şimdi dünya kendi ekseni etrafındaki bir tam turunu yani eksen hareketini tamamlarken bir yandan da güneş etrafındaki hareketini tamamlıyor ki bu hareketi 365 gün 6 saatte tamamlar. Biz bu 365 güne 1 yıl 6 saati 4 yılda Şubat'a 1 gün olarak ekleyeceğiz ve yapılan bu hareket yıllık harekettir arkadaşlarım. Ve dünya bir tam turunu güneş etrafında tamamladığında oluşturduğu yörünge neydi? Elips yörüngeydi. Ve elips yörüngenin birinci sonucu dünyanın güneş olan mesafe değişir 4 Temmuz'da dünya güneşi en uzak konumda 3 Ocak'ta ise dünya güneşi en yakın konumdadır yani gün öte gün beri durumları oluşuyor sevgili arkadaşlarım. Bununla birlikte yaklaşıp uzaklaşmak dünyanın yani güneşin dünyaya uyguladığı çekim kuvvetini değiştirir ve dünyanın yörüngedeki hızı değişir. Bununla birlikte sonbahar ekinoksu 21 Eylül yerine 23 Eylül'de gerçekleşir bu da yarım kürelerde mevsim sürelerinin farklılık göstermesini sağlar. Unutma çok önemli. Dünyanın güneşe olan mesafesinin değişmesinin sıcaklık üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Şimdi eksen eğikliği kaç dereceydi? 23 derece 27 dakika. Yani ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı. Yörünge düzlemi ile yer ekseni arasında ise 66 derece 33 dakikalık bir açı vardı. İşte bu eksen eğikliği yıl içerisinde birçok durumun değişmesine sebebiyet vermektedir. Nelerdir dediğimizde cümleye başlayacak sevgili arkadaşlarım. Burada yıl içinde ifadesini kullanıp daha sonra cümleyi bitirecek. Yani eksen eğikliği ve yıllık hareketin sonuçları dendiğinde ise bize yıl içinde ifadesini arayacağız. Nasıl? Güneş ışınlarının bir noktaya düşme açısı yıl içinde değişir. Sıcaklık yıl içinde içinde değişti. Gölge boyu yıl içinde değişir. Yıl boyunca öğle vakti güneşin ufuk düzlemi üzerindeki yükseltisi değişir. Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı yıl içinde değişir. Matematiksel mevsimler oluşur. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış dediğimiz ve aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Gece gündüz süreleri yıl içinde değişir. Güneşin doğuş ve batış saatiyle doğduğu ve battığı yer yani konum yıl içinde değişir arkadaşlarım mevsimler arasında basınç farkları ve buna bağlı olarak muson rüzgarları oluşur. Aydınlama çemberinin konumu yıl içinde değişir ve sağ tarafta dünya haritası üzerinde görmüş olduğumuz tropikal kuşak, Orta kuşak ve kutup kuşağı dediğimiz matematik iklim kuşakları oluşur ve sınırlarının nereden geçeceğini de eksene ikli karar verir. 23-27 derece kuzey enlemi yengeç dönencesidir. 23 derece 27 dakika güney enlemi oğlak dönencesidir. 66 derece 33 dakika güney enlemi güney kutup dairesidir. 66 derece 33 dakika kuzey enlemi ise kuzey kutup dairesidir. Ve dönenceler ile kutup dairelerinin oluşması da eksene iklinin sonucudur diyebiliriz. Biz orta kuşak ülkelerinde dört tane mevsimin yaşandığını ve bu dört mevsimin başlangıç tarihlerinin sevgili arkadaşlarım 21 Mart, 23 Eylül, 21 Haziran ve 21 Aralık olduğunu bileceğiz. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri Ekinoks tarihleridir. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri ise Sol City's tarihidir. Ekinoks tarihi gece eşittir gündüz yani 12 saat gece 12 saat gündüzün yaşandığı tarihtir. Sol tarihi ise gün dönümü yani yaz gün dönümü kış gün dönümü olarak karşımıza çıkacaktır. 21 Mart'ta güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelir. Aynı olayın benzeri 23 Eylül'de de gerçekleşir. Yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla gelir ve ekvator üzerinde yatay bir düzleme dik şekilde yerleştirilen cismin gölgesinin boyu oluşmaz. Aydınlama çemberi ise kutup noktalarından teğet geçer iki tarih içinde ortaktır. 21 Mart tarihinde kuzey yarım kürede ilk bahar mevsimi yaşanırken güney yarım kürede bahar mevsimi yaşanır. 23 Eylül tarihinde kuzey yarım kürede bahar mevsimi yaşanırken güney yarım kürede ise ilk bahar mevsimi yaşanır. Bu tarihte dünya üzerinde her yerde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Aynı zamanda aynı meridyen yayı üzerinde bulunan tüm noktalarda güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar sevgili arkadaşlar. 21 Haziran tarihinde ise güneş ışınları sevgili arkadaşlarım unutmayalım. Kuzey yarımküredeki yengeç dönencesini dik açıyla gelir ve yengeç dönencesinin kuzeyi mi de Kuzey yarımkürede yaz mevsimi, güney yarımkürede ise kış mevsimi yaşanır sevgili arkadaşlarım. Kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşandığı için en uzun gündüz güney yarımkürede ise en uzun gece yaşanır. Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet geçer ve Türkiye 21 Haziran tarihinde yaz mevsimini yaşamaya başlar sevgili arkadaşlarım. 21 Aralık tarihinde ise güneş ışınları öğle vakti 23 derece 27 dakika güney enlemi olan oğlak dönencesine dik açıyla gelir. Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet geçer. Kuzey yarım küre bu tarihte kış mevsimini, güney yarım küre ise yaz mevsimini yaşamaya başlar ve Türkiye kuzey yarım kürede yer aldığı için sevgili arkadaşlarım kış mevsimi de başlar diyebiliriz. Şimdi geldik yer ve zaman yani koordinat sistemi zaman kavramı Türkiye'nin coğrafi konumu kısmına yer ve zaman yani coğrafi koordinat sistemi dediğimiz dünya üzerinde bulunan herhangi bir yerin konumunu belirleyebilmek amacıyla oluşturulmuş ve burada paralel ve meridyen ifadeleri kullanılmıştır. Hipparkos yani gök bilimci olan Hipparkos paralel ve meridyenler ve koordinat sistemini oluşturarak dünya üzerindeki herhangi bir merkezin nerede yer aldığını tanımlamıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Paralel dediğimiz yatay çizgilerdir ve başlangıç paraleli ekvatordur. Ekvator çizgisinin kuzeyine biz kuzey yarım küre diyeceğiz. Güneyine ise güney yarım küre deriz arkadaşlar. Ardışık iki paralel dairesi arasında bir derecelik açı vardır sevgili arkadaşlarım. Tekrar söylüyorum. Ardışık iki paralel dairesi arasında bir derecelik açı vardır. Ekvator çizgisinin her iki kutup noktasına doğru gittiğimizde paraleller dairelerimizin boyları kısalır ama dereceleri artar. Bununla birlikte kuzey yarım kürede 90 tane, güney yarım kürede 90 tane olmak üzere 180 tane paralel dairemiz vardır ve kuzey yarım küredeki paralelleri kuzey paraleli, güney yarım küredeki paralelleri ise güney paraleli deriz arkadaşlarım. Ve ardışık iki paralel dairesi arasında tahmini olarak kuş uçumu 111 kilometre mesafe vardır ve biz paralellerle mesafe ifadesinde arkadaşlarım bu ifadeyi kullanarak iki merkez arasındaki kuş uçun mesafeyi hesaplayabiliriz. Mesela Türkiye 36 derece kuzey, 42 derece kuzey paralelleri arasındadır ve Türkiye üzerinden 6 tane paralel dairesi geçtiği için 6 çarpı 111 kilometre dediğimizde Türkiye'nin en güneyi ile en kuzeyi arasında 666 kilometre kuş uçun mesafe olduğunu söyleyebiliriz. Enlem ise paralel ile açıklayamadığımız durumlardır. Nasıl? Dünya üzerinde herhangi bir noktanın ekvator düzlemine olan uzaklığının açı cinsinden değeridir. Yani burada mesela 40 derece 35 dakika 45 saniye kuzey dediğimizde derece dışında dakika ve saniye ifadelerinde kullandık ve enlemin etkisi ekvatordan kutuba doğru gittiğimizdeki meydana gelen durumlardır. Nasıl? Güneş ışınlarının yeri düşme açısı kutup noktalarına doğru gidildikçe daralır. Cisimlerin gölge boyu kutuplara doğru gidildikçe uzar. Sıcaklık ortalamaları kutuplara doğru gidildikçe azalır. Deniz ve okyanuslardaki buharlaşma miktarı kutuplara doğru gidildikçe azalır. Deniz ve okyanusların tuzluluk oranı kutuplara doğru gidildikçe azalır. Kalıcı kar alt Sınırı kutuplara doğru gidildikçe alçalır. Yerleşme üst sınırı, tarım üst sınırı, orman üst sınırı kutuplara doğru gidildikçe alçalır. Bit örtüsü kuşaklar oluşturur ve yürütülen ekonomik faaliyetlerde değişir diyeceğiz. Meridyen ise paralellerimizi dik kesen hayali yarım dairelerdir. Nereden nereye gidiyor? Bir kutup noktasından diğer kutup noktasına gidiyor sevgili arkadaşlarım ve başlangıç meridyeni sıfır derece meridyeni, başlangıç meridyeni İngiltere gözlemevi dediğimiz Greenwich'ten geçecektir sevgili arkadaşlarım. Bununla birlikte başlangıç meridyeninin doğusuna doğu yarım küre, batısına ise batı yarım küre deriz. Doğudaki meridyenlere doğu meridyeni, batıdaki meridyenleri batı meridyeni diyeceğiz. Doğuda totalde 180 tane, batıda 180 tane olmak üzere toplam 360 tane meridyen yayımız bulunmaktadır sevgili arkadaşlarım. Meridyenler arasındaki mesafe kutuplara doğru gidildikçe daralır ama unutmayalım meridyenlerin boyları her yerde aynıdır. Boylam nedir? dediğimizde boylam ise dünya üzerindeki herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değeridir. Yani baktığımız zaman burada Ankara'yı 32 derece 53 dakika doğu boylamı olarak ifade etmiş. Yani burada da söylemiş olduğumuz gibi enlem ifadesinde de sevgili arkadaşlarım aynı şeyi kullanmıştık. 40 derece 35 dakika 45 saniye kuzey gibi sevgili arkadaşlarım boylamda da aynısını kullanırız ve boylam zaman kavramı yani yerel saat üzerinde etkilidir. Ardışık bir Yer derecelik boylamlar arasındaki zaman farkı 4 dakikadır ve biz buna bakarak yerel saati hesaplamaları yapmaktayız. Zaman kavramı yani gelin hep birlikte boylama etkisinde yerel saati hesaplamalarıyla ilgili de işlemler yapalım. Güneşin ufuk düzlemindeki konumuna göre belirlenen zaman kavramıdır. Biz güneşin ufuk düzlemindeki konumuna göre zaman namaz vakitlerini, iftar ve sahur vakitlerini belirlemekteyiz. Ve yerel saat ifadelerinde bilmemiz gereken bir takım başucu bilgiler var ama hepsini iki pratikte yapalım. Diyor ki bak 60 derece doğu boylamında yerel saat 18.40 iken 30 derece doğu boylamında yerel saat kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım şöyle bir hat çizebilirsiniz. Şurası 0 derece başlangıç meridyeni dediğimiz Greenwich olsun. Biri e 60 doğu biri 30 doğu. Hemen şuraya 30 derece doğu meridyenini yazıyorum. Daha sonra şuraya da 60 derece doğu meridyenini yazıyorum. Ve bana 60 doğu meridyeninde saatin 18.40 olduğunu söylemiş. 30'da saat kaçtır demiş. Şimdi bana verilen yer 60 doğu. istenen yer 30 doğu olduğu için daha batıya giderim ve yerel saatim daha geridir. Burada yapmam gereken iki merkez arasındaki boylam farkını bulmak. 60 30'dan 30 derecelik bir boylam farkı var. 30 çarpı 4 dakikadan 120 dakika bir zaman farkı var. 120 dakikada ne yapacak arkadaşlarım? 2 saat yapar. Yani 2 saat daha geriye gideceğim. 18.40. 1 gittim 17.40. 1 gittim 16.40. Yani 30 derece doğum ve boylamında ise saatim 16.40'mış sevgili arkadaşlar. 40 derece batı boylamında yerel saat 10.20 iken 20 derece doğu boylamında yerel saat kaçtır diyor. gene bir hat çizelim arkadaşlarım. Orta kısma 0 derece Greenwich koyalım ve 40 derece batı boylamında sevgili arkadaşlarım. Yerel saat 10.20 imiş ve bizden 20 derece doğu boylamında yerel saatin kaç olduğunu soruyor. Bana verilen yer batıda benden istenen yer doğuda olduğu için yerel saatin daha ileri olduğunu söyleyebilirim. Arada burada 40 tane boylam burada da 20 totalde 60 tane boylam geçmektedir. 60 çarpı 4 dakika dediğimiz zaman 240 dakika yapar. 240 dakikada 4 saat yapar sevgili arkadaşlarım. E burası 10 24 saat daha ileriye gittiğimizde 14 20 olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlarım. Uluslararası arası saat dediğimizde ise dünya 24 saat dilimine ayıracağız arkadaşlarım. Ve her 15 derecelik meridyenler arasını 1. 2. 3. 4. 5. ulusal saat dilimi olarak Greenwich'in sağ tarafı artı Greenwich'in sol tarafı ise eksi uluslararası saat dilimleri olarak karşımıza çıkmakta. Her ülke kendi içerisindeki yerel saatini bölgeler bazlı kullanabilir. Ama bu çok büyük karışıklıklara sebebi verebileceği için ulusal ortak saat sistemi kullanılmıştır. Ülke sınırları içerisinden geçen saat dilimlerinin ortak saat ayar boylamının yerel saatini ortak saat kabul eder ve kullanır sevgili arkadaşlarım. Mesela biz 45 derece doğu boylamını yani Iğdır'ın yerel saatini ortak saat olarak kullanmaktayız sevgili arkadaşlarım. 15, 30, 45, 60 dediğimiz her geçen saat diliminin ortak saat ayar boylamıdır. Mesela 15 dediğimiz doğu meridyeni sevgili arkadaşlarım birinci saat diliminin ortak saat ayar boylamı. 30 derece ikinci saat diliminin ortak saat ayar boylamı. 45 derece 3. saat diliminin ortak saat ayar boylamıdır. Geldik coğrafi konum. Türkiye'nin coğrafi konumuna burada iki ifadeden bahsedeceğiz. Mutlak ve göreceli konum. Mutlak konumda 26 doğu, 45 derece doğu boylamları, 36 derece kuzey, 42 derece kuzey enlemlerinin bizim ülke ülkemiz üzerinde ne gibi etkileri var? Bunlardan bahsedelim. Türkiye'nin en güneyi ile en kuzeyi arasında biraz önce de söylemiştik 666 kilometre kuş uçum mesafe vardır. En doğusu ile en batısı arasında da sevgili arkadaşlarım 76 dakikalık zaman farkı vardır. 45 26 19 19 çarpı 4 de 76 dakika yapar sevgili arkadaşlarım. Bununla birlikte Türkiye kuzey yarım kürede yer alan bir ülkedir. Aynı zamanda Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alan bir ülkedir ve Türkiye orta kuşakta yer alan bir ülkedir. Ve Türkiye'nin kuzey yarım kürede olması, orta kuşakta olması ve yengeç dönencesinin kuzeyinde olması Türkiye'nin mutlak konumuyla ilgili bir durumdur. Yengeç dönencesinin kuzeyinde olduğumuz için güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez sevgili arkadaşlarım. Kuzey yarım kürede olduğumuz için güneyden kuzeye doğru gittiğimizde güneş ışınlarının geliş açısı daralır. Gölge boyu kız uzar arkadaşlarım. Deniz ve okyanusların tuzluluk oranı azalır. Mesela Akdeniz Karadeniz'den daha tuzludur. Bunu neyle açıklayabilirim? Mutlak konumla. Ya da Mersin Sinop'tan daha sıcaktır. Bunu neyle açıklayabilirim? Gene mutlak konumla açıklayabilirim arkadaşlarım. Orta kuşakta yer aldığımız için dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Batı rüzgarları etkilidir. Cephe yağışları görülür arkadaşlarım. Bunları da unutmayalım. Bir ikinci durum ise sevgili arkadaşlarım göreceli konum. Yani bizim kendimize has olan durumlar arkadaşlar. Nasıl? Şimdi bir fizik haritamız var ve batıdan doğuya doğru gittiğimizde yeşil renk tonunun kahverengi olduğunu görebilmekteyiz. O zaman batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik artar. Bundan dolayı sıcaklık ortalamalarımız azalır sevgili arkadaşlarım. Türkiye'deki dağlar doğu batı yönüne uzanır ama kuzeyde ve güneyde yani Karadeniz ve Akdeniz kıyı kesiminde dağlar kıyıya paralel Ege'de ise dağlar kıyıya dik bir şekilde uzanır arkadaşlarım. Genç nüfusu fazla olan bir ülkedir. Yer şekilleri kısa mesafede çeşitlilik gösterir. Bu iklim ve bitki çeşitliliğini de artırmıştır. Eğer ki Türkiye'de iklim üzerinde sadece mutlak konum etkili olsaydı geniş bir alanda Akdeniz ikliminin görülmesi gerekirdi. Ama göreceli konumdan dolayı karasal iklim ve Karadeniz iklimini de görebilmekteyiz. Bilgimiz olsun sevgili arkadaşlar. Türkiye aynı zamanda Avrupa Burada Arap Yarımadası, Afrika ve Asya. Tam bu 3-4 önemli alanın kesişim noktasındadır. 3 kıtanın tam merkez konumundadır. 2 kıtada toprakları bulunmaktadır. Yani hem Asya'da hem de Avrupa'da toprakları vardır diyebiliriz. Doğusunda petrol, doğalgaz zengini ülkeler, batısında sanayisi gelişmiş Avrupa ülkeleri yer almaktadır sevgili arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Geldik son kısmımız harita okur yazarlığı. Burada haritalarda temel kavramlardan, haritalarda ölçeklerden, haritacılığın geliş ve haritalarda yer şekillerinin gösteriminden bahsedeceğiz. Neydi haritamızın tanımı? Yeryüzünün tamamının yani şurada görmüş olduğunuz tamamının ya da bir bölümünün belirli bir oranda küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizimlerdir. Peki bu çizimi nasıl yapacağım? Kuş bakışı görünüşünün olacak ve haritacılık bilimine kartografya denir. Unutmayalım, bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için kuş bakışı görünümünün olması lazım, ölçeğin olması lazım ve düzleme aktarmamız gerekmekte. Ölçek çok önemli. Neden? Çünkü bir çizimin ölçeği yoksa bu çizme biz ki deriz arkadaşlarım. Ve bir harita çizildiğinde haritada olması gereken bazı unsurlar var. Nedir? Amaç ve başlık. Yani bir çizim yapacaksak önce amacımızı belirleyeceğiz. Sonra başlığımızı koyacağız. Daha sonra ölçek. Coğrafi koordinatlar. Yani dünya üzerinde nerede yer alıyor? Lejant. Şurada görmüş olduğunuz açıklama kısmı. Harita üzerinde kullanmış olduğumuz simgelerin, sembollerin ne anlama geldiğini açıkladığımız kısım lejanttır. Ve ben bir haritada yön tayini yapabilmem için yön okunun da olması gerekmekte sevgili arkadaşlar. Geldik projeksiyon yöntemlerine arkadaşlar. Küresel yüzeyler düzleme aktarılırken alanda açıda uzunlukta bozulmalar yaşanabilir. Ve biz bu bozulmaların en aza indirilebilmesi için projeksiyon yöntemlerini geliştirmişiz ve bizim bilmemiz gereken 3 tane projeksiyon yöntemi vardı. Bunlardan ekvator ve çevresinin gerçeğe en doğru bir şekilde aktarıldığı yöntem silindirik projeksiyon yöntemiydi. Ve silindirik projeksiyon yöntemine göre ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe bozulmanın arttığını söyleyebiliriz. Örnek vermemiz gerekirse Bre ya Peru, Malezya, Ekvator gibi ülkeler düzleme daha doğru bir şekilde aktarılırken Ekvator'dan kutuplara doğru gittiğimizde Norveç, İsveç, Finlandiya, Kanada gibi alanlarda ise bozulmaların daha fazla artacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte unutmayalım. Silindirik projeksiyon yöntemine göre hazırlanan haritalar dünyanın tamamını gösterebilir. Konik projeksiyon yöntemi ise orta enlemlerde hata oranının daha az olduğu yöntemdir. Bununla birlikte burada Türkiye ve Avrupa ülkeleri. Bununla birlikte arkadaşlar şunu da unutmayalım. Konik projeksiyon yöntemine göre hazırlanan dünya haritalarının tamamı değil sadece bir yarım küresi gösterilebilir. Ve Türkiye bizim için önemlidir. Düzleme daha doğru bir şekilde aktarabilmek için konik projeksiyon yöntemine ihtiyacımız var. Ve unutmayalım konik projeksiyon yönteminde orta kuşaktan ya kutuba ya da ekvatora doğru gidersem bozulma oranının da artacağını söyleyebilirim. Düzlem projeksiyon yöntemi ise kutuplar çevresi ve dar alanların çiziminde kullanılan bir yöntemdir ve bu yöntemle de sadece bir yarım küre gösterilebilir. Aynı zamanda Antarktika, Grönland, Norveç, Kanada, Rusya gibi alanların çiziminde düzleme daha doğru bir şekilde aktarıldığını, kutuplardan ekvatora doğru gittiğimizde ise bozulmanın daha fazla olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Kullanım amaçlarına göre haritaları biz genel harita ve tematik harita olmak üzere ikiye ayıracağız. Genel haritada arkadaşlarım mesela fiziki haritalar, siyasi haritalar, beşeri ve ekonomik haritalar. Özel amaçlı yani tematik haritalarda ise mesela burada görmüş olduğumuz üzere arkadaşlarım bir uzman kişi tarafından hazırlanan haritalardır. Mesela sinoptik haritalar, izobar haritaları arkadaşlarım, jeoloji haritası bunlar tematik harita olarak karşımıza çıkmakta. Haritalarda ölçek ise iki şekilde ifade edilir. Nasıl? Bir kesir ölçek, iki ise çizgi ölçek. Peki ölçek nedir? Dünya üzerindeki bir yerin gerçek görüntüsünün haritaya aktarılması aşamasında kullanılan ...küçültme oranıdır arkadaşlarım. Mesela 1 bölü 100 bin olarak ben... ...bir kesir ölçeği ifade etmişim. Hemen şuraya şöyle mesela çizmiş olduğumuz... ...Türkiye haritamızın ölçeği... ...1 bölü 100 bin olsun sevgili arkadaşlarım. Peki bu 1 bölü 100 bin... ...bana neyi söylüyor? Diyor ki... ...1 dediğimiz kısım haritadaki uzaklıktır... ...ki bu santimetre olmak zorunda... ...sevgili arkadaşlarım. Aşağıda görmüş olduğunuz... ...100 bin ise gerçeklik uzaklıktır... ...bu da santimetre olmak zorunda. Yani bana şunu söylüyor aslında... ...ben diyor gerçekte 100 bin santimetre uzaklıkta olan bir merkezi bir uzaklığı haritada bir santim olarak gösterdim diyor. Şimdi bunu santimetre desimetre metre dekametre eknometre kilometre aslında şunu demek istiyor. Ben diyor bir kilometre uzunluğu diyor haritada bir santimetre olarak gösterdim diyor. Şimdi bunu da şöyle çizgi ölçek olarak ifade edebiliriz sevgili arkadaşlarım. Mesela şuraya sıfır deriz. Ve buralar bir santim olduğunda şöyle 1, iki şuraya da bir olarak ifade edersek kilometre olarak aynı şekilde bunu da gösterebiliriz sevgili arkadaşlar. Ölçeklerine göre haritaları biz büyük ölçekli haritalar, orta ölçekli haritalar ve küçük ölçekli haritalar olmak üzere üçe ayıracağız. Büyük ölçekli haritalar daha ayrıntılı çizimlerdir. Küçük ölçekli haritalar ise daha ayrıntısız çizimlerdir. Hata oranı küçük ölçekli haritalarda fazladır arkadaşlarım. Bunu da unutmayalım. Gösterilen alan büyük ölçekli haritalarda daha dardır arkadaşlarım. Ayrıntı büyük ölçekli haritalarda daha fazladır. Düzlemde yani aynı yeri gösterdiğimizde düzlemde kapladığı alan büyük ölçekli haritalar daha geniştir. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlarım. Haritalarda geldik uzunluk ve alan hesaplamalarına. Uzunluk ve alan hesaplamalarında formülümüz gerçek uzunluk harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Alan hesaplamasında formülümüz ise gerçek alan harita alanı çarpı ölçeğin paydasının karesidir. Hemen bir pratikle devam edelim. 1 bölü 200 bin ölçekli haritada 2 nokta arası uzunluk 12 santimetre ise 2 nokta arası kuş uçum gerçek uzunluk kaç kilometredir diyor. Formülümüz neydi bizim gerçek uzunluk eşittir harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası sevgili arkadaşlarım. Hemen gerçek uzunluğu istiyor bizden zaten harita uzunluğu neymiş 12 santimetreymiş çarpı ölçeğimizin paydası 200 bin santimetre olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlarım. Burada zaten kilometre olarak istediği için 1, 2, 3, 4, 5, 0'a atarım. 2 kilometre buldum burayı. 12 çarpı 2 kilometre 24 kilometre olarak gerçek uzunluğu buluruz sevgili arkadaşlar. Geçmişten günümüze bilgilerin haritalara aktarılmasında coğrafi bilgi sistemleri kullanılmıştır. Bu yeryüzüne ait bilgilerin belirli bir amaca yönelik olarak toplanması, depolanması, güncelleştirilmesi, kontrol edilmesi, analiz edilmesi, yıllara göre değişiminin gösterilmesi gösterilmesi gibi ifadeleri kapsar sevgili arkadaşlarım. Bu birincisi. Uzaktan algılama yönteminde ise atmosfer veya uzayda bir platforma yerleştirilmiş algılacı aracılığıyla yeryüzündeki fiziki ve beşeri ...her türlü mekansal özelliğe ait bilginin toplanması, incelenmesi ve kaydedilmesidir. Ve mekansal verileri haritaya aktarırken noktasal, çizgisel ve alansal veri kullanılır. Noktasal veride binayı örnek verebiliriz. Çizgisel veride yolu yani bir çizgidir arkadaşlarım. Binayı şöyle nokta koyarsın. Mesela bir gölünde sınırları vardır. Bu da alansal veridir diyebiliriz. Geldik haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerine. 3 tane yöntemden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi kabartma yöntemi. Yer şekillerini üç boyutlu olarak gösterir yöntemdir. Hemen kabartma yönteminin üst kısmına 3 boyutlu olarak yazıyorum. Gerçeğe en yakın hata oranı en az olan yöntemdir. Maliyeti yüksektir. Taşıma sorunu nedeniyle fazla tercih edilmez arkadaşlarım. Ama gerçeğe en yakın hazırlanan yöntemdir diyebiliriz. Renklendirme yönteminde ise yükseklik basamaklarına göre renklerin kullanıldığı yöntemlerdir. Ve bu yöntemlerle fizik haritalar hazırlanılır. Renkler yükseltiyi gösterir. Yer şeklinin ne olduğunu göstermez. Yani bir yerde kahverengiyi gördüğün zaman dağlık diyebilir misin? Diyemezsin arkadaşlarım. Oranın yüksekte yer aldığı ...söyleyebilirsin. Şimdi biz 0-500 metre... ...yükseklikler arası yeşili... ...500-1000 metre arası sarıyı... ...1000-1500 metre arası turuncuyu... ...1500-2000 metre arası açık kahveyi... ...2000 metre ve üzerini ise... ...koyu kahve olarak gösteririz arkadaşlarım. Ve daha yükseklerde mesela... ...bir dağın 5500 metre üst kısmında... ...beyazı görebilirsin. Bir dağın... ...500 metre üst kısmında da beyazı görebilirsin. Beyaz renk ise sana neyi ifade eder? Kalıcı karı ifade eder... ...sevgili arkadaşlarım. Unutmayalım. Bir fiziki haritada renk değişimi çok fazla ise kısa mesafede yükseklik değişimde fazladır diyebiliriz. İzohips yöntemine geldiğimizde deniz seviyesine göre aynı yükseltide bulunan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğriler izohips eğrileri, bu yöntemle çizilen haritalar ise izohips haritalarıdır diyebiliriz arkadaşlarım. Ve karşımızda bir izohips haritası var. Bakın mesela komşu iki izohipsin yüksekliği birbirine eşittir arkadaşlarım. Ve izohipslerde yüksek izohipslerin yani yükseltinin fazla olduğu yerde izohipslerin çevre uzunluğu daha kısadır. En alçak izohips en geniş eğriye sahiptir diyebiliriz. Deniz çizgisi kıyı çizgisidir arkadaşlarım ve 0 metre izohipsi ile gösterilir arkadaşlarım. İzohipslerin birbirine yaklaştığı alanlarda eğimin fazla, birbirinden uzaklaştığı alanlarda ise eğimin az olduğunu söyleyebiliriz. Ve izohipslerde yer şekillerinin gösterilmesine geldiğimizde mesela sevgili arkadaşlarım böyle haritalar bizim karşımıza gelecek. Ve bu haritalar bizim karşımıza geldiğinde iç içe geçmiş şöyle kapalı eğriler varsa burada mesela bir tepe vardır diyebiliriz. Bununla birlikte bakın mesela burada da bir tepe var ve tepenin iç kısmında bir nokta var. İç kısmında nokta varsa zirve vardır. Mesela burada tepenin şurada izohipsler birbirine çok yaklaşmış. O zaman burada yamacın daha dik olduğunu da söyleyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bakın burada bir akarsu, bir akarsu, bir akarsu, bir akarsu akarsuları görüyoruz ve izohipsler yüksekliğin arttığı yere doğru arkadaşlarım çıkıntı yapıyorsa ne olacaktır? Burada kesinlikle vadi vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ve bir akarsu denize döküldüğü yerde kıyı çizgisi denize doğru çıkıntı yapmışsa neydi bu oluşum? Deltaydı. Ama Haliç nasıldı? Okyanus kenarlarında kıyı çizgisinin karaya doğru girinti yapmasıyla oluşuyordu. Aynı şekilde kıyıda başlayan ilk izohipsimiz sevgili arkadaşlarım yani kıyıda başlayan ilk izohipsimiz demeyelim de deniz kıyısındaki izohipsimiz kıyı çizgisidir ve arkadaşlarım bu sıfır metre izohipsidir hemen şuraya şöyle kıyı çizgisi olarak yazıyorum sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte mesela burada oklar gösterilmiş burada bir ne var? Kapalı çukur çanak ya da krater var ve kapalı çukurun içerisinde bir de ne yer almakta göl yer almakta sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde izohipsler yüksekliğin arttığı yere doğru şöyle yüksekliğin azaldığı yere doğru V harfi oluşturuyorsa burada sırt vardır. İzohipsler kıyı çizgisinde yani deniz kıyısında birbirine çok yaklaşmışsa burada falez vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte mesela izokipsler bir akarsu vadisi içerisinde birbirine çok yaklaşmışsa burada da arkadaşlarım unutmayalım şelale vardır diyebiliriz arkadaşlar. Bununla birlikte şunu da söyleyebiliriz. Mesela burada biz kendimiz bir tepe oluşturmamız gerekirse şöyle iki tane tepe oluşturalım sevgili arkadaşlar. İki tepe arasında kalan şu alana ne diyeceğiz dersek boyun diyeceğiz arkadaşlarım bunu da unutmayalım. Mesela şurada bir kıyı ovası bulunmakta arkadaşlarım. Yani deniz kıyısına hani böyle aşının düzlüğü olarak ifade edilebilir sevgili arkadaşlarım. Bunu da unutmayalım. Önemli ifadedir. Mesela şurada boyun oluşumunu da görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Peki biz izohips haritalarında profili nasıl çıkaracağız dersek gelin hep birlikte bir izohips haritası çizerek profilimizi çıkaralım sevgili arkadaşlar. Ben şöyle bir izohips haritası oluşturuyorum. Şöyle geldim. Şurada mesela bir tane alan işaretleyeyim arkadaşlar. Şurada şöyle devam edeyim. Şuraya geleyim bir alan daha işaretleyeyim. Şöyle bir izohips daha işaretleyeyim sevgili arkadaşlar. Burası böyle kalsın. 0 250 500 olduğu için şuna 0 metre diyeyim arkadaşlarım. Şuna 250 metre diyeyim. Şuna da 250 metre diyeceğim. Çünkü komşu 200 o hipster sevgili arkadaşlar. Burada özellikle şuraya 500 metre diyeceğiz. Şuraya da 750 metre olarak noktayı koyacağız. Şimdi biz bunun arazide nasıl görüldüğü ifadesinde şöyle yapacağız. Doğudan batıya doğru bir hat çizeriz. Ve çizmiş olduğumuz hatta temas eden izohipsleri aşağıdaki yükseklik değerlerini belirtiriz. Mesela burası 0 metre olarak ifade edilmiş. Hemen şöyle getiriyorum. 0 metre işaretliyorum. Daha sonra bu 250 metre yüksekliğe sahip olan merkezmiş işaretledim. Daha sonra 500 metre yüksekliğe sahip olan merkez işaretledim. Daha sonra 750 metre işaretledim. Geldim hemen karşısında 750 metre var. Daha sonra 500 metre var sevgili arkadaşlar. Ve daha sonra 250 metre bulunmakta hemen şöyle işaretledim. Sonra geliyorum karşı kısımda gene bir 250 metre izohipsim var. Sonra geldim gene burada bir 250 metre izohipsim var sevgili arkadaşlar ve daha sonra 0 metre izohipsiyle izohipsi ile izohips üzerindeki yolculuğumuzu bitirdik. Bundan sonra yapacağımız işlem çok basit. Bu noktaları birleştirmek sevgili arkadaşlar. Şöyle birleştirdiğimizde aslında burada iki tane ne yer almakta tepe yer almakta diyebiliriz. Bir tepenin yüksekliği daha fazla. Bu tepenin yamaç eğimi daha fazladır. Çünkü burada izohipsler birbirine çok yaklaşmıştır diyebiliriz. Bilgimiz olsun sevgili arkadaşlar. Eğim hesaplamasına geldiğimizde iki nokta arasındaki yükselti farkı ve gerçek uzaklık kullanılarak eğimin bulunması durumudur. Formül nedir? Yükseklik farkı bölü yatay uzaklık çarpı 100 ya da 1000'dir sevgili arkadaşlarım. Şimdi Pratik kısmımıza baktığımızda yükselti farkı 4000 metre olan iki merkez arasındaki gerçek uzaklık 20 kilometredir. Buna göre iki merkez arası eğim yüzde kaçtır diyor. Hemen şöyle eğim eşittir diyorum. Yükseklik farkım nedir arkadaşlarım? 4000 metredir ve eğim sorularında genel itibariyle yükseklik ve uzaklık değerlerini metre yapalım. 20 kilometre 200 hektometre, 2000 dekametre ve 20.000 metre olarak karşıma çıkar arkadaşlarım. O zaman şuraya da şöyle 20.000 metre diyorum. Ve benden eğimi yüzde olarak istemiş çarpı yüz diyeceğim sevgili arkadaşlarım. Hemen sadeleştirme yapalım. 1, 2, 0 gitti, 2, 0 gitti. Burada 1, 2, 0, 1, 2, 0 gitti. 40 bölü 2'den 20 yapar. O zaman eğimim yüzde 20'dir diyebiliriz arkadaşlar. Evet geldik bugünkü genel tekrar dersimizin sonuna ama tabii ki de genel tekrar dedik. Ara tatili girdik. Size ödev vermemiz de gerekiyor. Sıfırdan dokuza coğrafya konu anlatımı kitabımızı açıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Genel tekrar kısmında doğal sistemlerde coğrafya insan ve doğa birinci bölüm burayı bitireceğiz. Dünya şekli ve hareketleri ikinci bölüm burayı bitireceğiz. Coğrafi koordinat sistemi burayı bitireceğiz. Üçüncü bölüm ve harita bilgisi yani harita okuryazarlığı kısmının tamamını bitireceğiz. Yani iklim bilgisine kadar sayfa 62'ye kadar hiçbir şekilde soru kaçırmıyorsun. Genel tekrarını güzel bir şekilde yapıyorsun. Daha sonra 9. sınıf Dinamo Coğrafya Soru Bankamızı açıyorsun. Ve açtıktan sonra sevgili arkadaşlarım 1. bölüm insan, doğa ve coğrafya. Burayı çözüyorsun. Daha sonra 2. bölümde yer kürenin şekli ve hareketleri. Burayı çözüyorsun. 3. bölümde koordinat sistemi ve konumu çözüyorsun daha sonra 4. bölüme geldiğimizde harita bilgisini çözüp 5. bölümde bırakıyorsun. Yani sayfa 62 gene bitirdik. Bu 4 bölümü de güzel güzel çözüyorsun. 2. döneme bomba gibi hep birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Karşımızda ödüllü soru. Cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi tatiller. Görüşmek üzere.